Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler. Arkadaşlar konu anlatımlarına devam ediyoruz. Konu anlatımlarına devam ederken ben bu videoyu çekerken sizlere bir de yeni bir ders programı ayarladım. Yani bu Mayıs ayı içerisinde anlatacağımız konuları biliyorsunuz ki Mayıs sonuna kadar yetiştirecektik. Fakat sınav tarihi öne alındı ve sınav tarihi öne alındıktan sonra bizim de elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu bu konuları tamamlayabilmek için. Çünkü çok fazla arkadaşımın hala konu açığı var. Bu konu açıklarını halledebilmek için sevgili gençler bu konuları da biraz hızlı anlatmamız gerekiyordu. Dolayısıyla sizler için yeni bir ders programı yayınladım veya yayınlayacağım. Bu videonun şu an siz izlerken ben bu programı ya yayınladım ya da yayınlamış olacağım, ama yayınlamadıysam bile de 1-2 saat içerisinde program senin eline ulaşmış olacak. Gerek Instagram kanalından, gerek SML Hoca Instagram sayfasından, gerek de arkadaşlar topluluk sekmesinden ve videoların altında bıraktığım, açıklama kısmına bıraktığım linklerden bu programı elde edebileceksin. Diyelim, kanalımıza abone olmadıysan hala abone ol ve bu videoyu beğenmeyi unutma diyelim ve dersimize başlayalım. Şimdi tanımımız, şöyle ele alalım. ABC reel sayı ve A da sıfırdan farklı olmak üzere. Eğer sen şu şekilde bir ifade gördüysen, AX kare artı BX artı C eşit sıfır biçimde bir ifade gördüysen, bu denkleme sevgili gençler ikinci dereceden ve bir bilinmeyene denklem diyoruz. İkinci dereceden olmasının sebebi buradaki X kare arkadaşlar. X'in kuvveti. Bir bilinmeyeni diyor ya. Buradaki ben A'yı, B'yi, C'yi reel sayı olarak seçtiysem A'yı da B'yi de C'yi de biliyorum. O zaman tek bilinmeyenimiz ne var? X var. Dolayısıyla bir bilinmeyeni diyoruz. Şimdi buradaki ABC sayılarına denklemin katsayıları diyoruz. Yani X'in önündeki sayılara katsayı diyoruz. E hocam C'nin önünde X yok. Aslında C'nin önünde bir X var. C çarpı X üzeri 0 orası arkadaşlar. Dolayısıyla X'lerin katsayılarına biz denklemin katsayıları diyoruz. Denklemi sağlayan X gerçek sayılarına denklemin kökleri diyoruz ki de kökler denklemi sağlamak zorundadır. Yani sen denklemin kökünü kök olarak nitelendirdiğimiz sayıyı sen gidip de şu denklemde yerine yazarsan denklemi sağlamak zorundadır. Yani yerine yazdın eşitsiz sıfırı alırsın. Bu köklerin kümesine de denklemin çözüm kümesi diyoruz. Varsayalım iki tane kök buldun ya, kök buldun. Bir tanesi 1, öteki de -2. Sen bunları küçükten büyüğe bir kümenin içerisine hapsedersen işte bu çözüm kümesi olur diyoruz. Onu da ÇK ile gösteriyoruz genelde sevgili gençler. Haberiniz olsun. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Diyor ki mesela, şöyle yaklaştıralım da hatta. Mx artı x eksi 2 ile 4x artı 1'in çarpımı eşittir 0. İkinci dereceden bir denklemmiş arkadaşlar bu. E peki ben bunları çarptığım zaman ikinci dereceden bir denklem oluşacaksa diyor ki bize m aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Peki ben bunu dağıtsam. Bakın şuradaki mx ile buradaki 4x'i çarparsam 4mx kare gelir. Ve buradaki x ile buradaki 4x'i çarptığım zaman da 4x kare gelir. Diğerlerinin hiçbirinden x kare gelmiyor zaten. Ki ben ikinci dereceden denklem istiyorsam bana x kareli bir ifade lazım. Ben burayı x kare parantezine alırsam eğer 4m artı 4 gelir. Ve şu kısmın ben sıfırdan farklı olmasını istiyorum. Niye? Orası sıfır olursa 0 çarpı x kareden x kare kaybolur. Ve ifade birinci dereceden bir denklem haline gelir. Oysa ki biz ikinci dereceden bir denklem istiyoruz. O halde ben 4m artı 4'ü sıfırdan farklı kılacağım. 4m farklıdır eksi 4 diyeceğim. 4'ü karşıya salladım. Her iki tarafı 4'e bölersem m eksi 1'den farklıdır diyeceğim. Yani eksi 1 değerini m sayısı alamaz diyeceğim sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. A artı 1 çarpı x kare eksi 3x artı 2a eksi 1 eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi eksi 1'miş. Ne demiştik yukarıda? Kökler denklemi sağlamak zorundadır. Yani sen x gördüğün yere eksi 1 yazdığın zaman denklem sağlanacaktır. Gelin yazalım. Eksi 1'in karesi 1'dir. Dolayısıyla 1 ile ben a artı 1'i çarparsam a artı 1 gelir. Daha sonrasında eksi 1 kere eksi 3'ten artı 3 gelecektir. Ve burada da 2a eksi 1'imiz mevcut eşittir 0 dedim. Bakın a ve 2a var. Toplamı ne yapar? 3a. Bakın şurada 1 ve eksi 1 birbirini götürür ve 3'ü de buraya yazarım. Artı 3 eşittir 0. 3'ü karşıya gönderdiniz. 3a eşittir eksi 3. Ve buradan her iki tarafı 3'e bölerseniz a eşittir ne gelir? Eksi 1 gelir. Demek ki a'mız eksi 1'miş diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim sağ üst tarafa, bir not var arkadaşlar. İkinci dereceden denklemleri çözmek için farklı metotlar bulunmakta. E nedir bu metotlar? Bunlardan birincisi
çarpanlara ayırma metodu. Gelin bunu bir işleyelim. A sıfırdan farklı olmak üzere ABC eleman reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin köklerine X1 ve X2 diyelim. Eğer A1 ise sevgili gençler A1 ise bu durumda çarpımları C toplamları B olan iki tane sayı buluyorduk. Yani M ile N'nin toplamı B olacak. M ile N'nin çarpımı da C olacak şekilde. X artı M ile X artı N'nin çarpımı 0 ise buradan x eşittir eksi m ve buradan x eşittir eksi m bulunur. Ve çözüm kümesi de eksi n ile eksi m'dir biçiminde gösterebiliriz. Niye? Çünkü şu ifadelerin çarpımı sıfırsa ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. X artı m sıfırsa x eşittir eksi m'dir ve x artı n eşittir sıfırsa x eşittir eksi n'dir diyebiliyorduk. Demek ki köklerimiz eksi m ve eksi n oluyor. Kökler toplamı burada b, kökler çarpımı da c olacak şekilde bunu ayarlayacağız biz. Mesela örneğe bir bakalım. Yukarıda anlamadıysan burada %100 anlayacaksın. Şimdi bak x kare eksi hatta bu sorudan önce şunu bir hiç bilmeyen arkadaşlarım için x kare mesela eksi 3x eksi 4 diyelim eşittir 0. Bak ben burayı x'e x diye parçalayacağım. Burayı da eksi 4 ile artı 1 diye parçalayacağım ki çarpımları eksi 4'ü versin. Ki bunların da toplamı arkadaşlar eksi 4 ile artı 1'i topla eksi 3'ü verir. Demek ki ben bunu yan yana toplayacağım. Yani x eksi 4 çarpı x artı 1'dir bunun çarpanları diyeceğim. Ki buradan kök olarak 4 buradan kök olarak eksi 1 gelir diyeceğim. Şimdi soruma bakalım. Çarpımları kök 3 toplamları da eksi kök 3 eksi 1 olan denklemi bulacağım arkadaşlar. X'e x diye ayırırsam burayı da eksi kök 3 ve eksi 1 diye ayırırım. Bak şimdi eksi kök 3 kere eksi 1 kaç yapar? Kök 3. Toplarsam ne gelir? Eksi kök 3 eksi 1 gelir. Demek ki mis gibi ayrıldı. O halde x eksi kök 3 ile x eksi 1'in çarpımıymış bunlar. Eşittir 0. Şurayı 0'a eşitleyen x kök 3'tür. Burayı 0'a eşitleyen x 1'dir. Demek ki hangisi küçük? 1. O halde 1'i öne yazarsın. Kök 3'ü arkaya yazarsın. Denizli seçeneği senin çözüm kümen olur deriz. Bir diğer sorumuza bakalım. X kare artı 4x eksi 3 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Bakıyorsun burada şıklara baktığın zaman bir gözün korkuyor ama merak etme. Hani şu deltalı bir yöntem vardı ya. Deltalı yöntemi de bu sayfanın hemen sonunda, bu sayfanın hemen arkasında ilk kısımda anlatıyoruz. Bu yöntemi anlatmadan neden bu soruyu çözüyoruz? Çünkü arkadaşlar çözebiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde. Şimdi şöyle yapalım mı? Tam kareye tamamlayalım bakın. Çarpanları ayırmada en çok kullandığımız terimlerden bir tanesiydi. X kare artı 4x artı eğer ki burada 4 olmuş olsaydı burası bir tam kare olacaktı. Ama 4 yok. Şimdi ben burayı tekrardan eksi 3 yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Buradan 7 çıkarmam gerekiyor. Eşittir 0. Bakın şu an şu yıldız attığım denklem şurada yıldız attığım denkleme yani sorunun bana verdiği ifade eşit. 4'ten 7'yi çıkar eksi 3. Al sana aynı ifade. O halde az önce kullandığımız şeyi şu x kare artı 4 x artı 4 var ya burası x artı 2'nin karesi değil midir? Eksi 7'yi de karşıya fırlat eşittir 7. Şimdi neyin karesi 7'dir? Neyin karesi 7? Ya kök 7'nin karesi 7'dir ya da eksi kök 7'nin karesi 7'dir. O halde x artı 2 eşittir ya kök 7'dir ya da x artı 2 eşittir eksi kök 7'dir. Buradan x eşittir kök 7 eksi 2 gelir. Buradan da x eşittir eksi kök 7 eksi 2 gelir. Yani bizim köklerimiz kök 7 eksi 2 ile eksi kök 7 eksi 2. Bakın küçük olduğu için de bu öne bu arkaya yazılmış. O halde cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Dedik bir sonraki sayfaya geçtik. Bir sonraki sayfada bizi diskriminant karşılayacak. Şimdi bu diskriminant nedir? Şu delta dediğimiz olay var ya işte odur. Tanımımız şu şekilde a sıfırdan farklı abc reel sayı ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemi yani ikinci dereceden denklemi için denklem ikinci derecedense yapıyoruz demek ki bunu. Delta dediğimiz şey yani diskriminant ki biz bunu şu şekilde üçgenle göstereceğiz tamam mı? Aslında üçgen değil de d harfi. İkinci derecedense burada gördüğümüz b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c dersek diskriminantı bulmuş oluyoruz. Şimdi A sıfırdan farklı ABC birer gerçek sayı yine ikinci dereceden bir denklem olsun elimizde. Delta eğer sıfırdan büyükse farklı iki tane reel kök vardır diyoruz ve bu kökler de şu şekilde bulunuyor. Eksi B artı kök delta bölü 2A eksi B eksi kök delta bölü 2A sadece şunu ezberlesen yeter aklında bulunsa yeter. Çünkü burası artıysa ikinci de küçük kökte burası eksidir sevgili gençler. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminde eğer ki A ile C
ters işaretli ise denklemin her zaman birbirinden farklı iki tane gerçek kökü vardır. Niye? B kare eksi 4 ac diyoruz ya. Bak şimdi a ile c'nin işareti farklıysa burası eksi olur. Eksi eksi artı yapar. Burası zaten pozitif veya sıfırdı. Dolayısıyla ben sıfırın üzerine pozitif bir sayı eklersem daima sıfırdan büyük olur. Demek ki delta sıfırdan büyükmüş deyip denklemin her zaman iki tane farklı reel kökü vardır diyebiliriz. A ile C ters işaretliyse zaten burada bunu anlattık. Olduğundan denklemin farklı iki reel kökü vardır. A ile C eğer aynı işaretliyse gerçek kökü yoktur diyemeyiz. O zaman diskriminantına bakman gerekir. Şimdi bak burada A ile C aynı işaretli. Peki gelin diskriminantla bunun büyük kökünü bulalım. Delta eşittir neydi? B kare eksi 4 AC idi. Peki burada B'miz kaç? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi kaç? 9. Eksi 4 çarpı X karenin katsayısı 1. C'miz de 1. Ne geldi arkadaşlar? 5. Demek ki deltamız 5'miş. Şimdi ben büyük kökü ve küçük kökü bulmak için bir köküm eksi B artı kök delta bölü 2 A idi. Diğer kökümüz de eksi B eksi kök delta bölü 2 A idi. Bakın burada kök delta zaten pozitif olacağı için burada önünde eksi olduğu için bu küçük köktür arkadaşlar. Önünde artı olduğu için de bu da büyük köktür. Demek ki benden hangisini istiyormuş? Şunu istiyor. O halde eksi b artı kök delta bölü 2a'yı şurada yerine yazacağım. Bir kere deltam 5'ti. B'de eksi 3'tü. Eksi eksi 3 ne gelir? 3 gelir. Artı kök deltamız 5'ti. Bölü a'mız 1'di. 2 kere 1, 2 gelir. Demek ki benim büyük köküm 3 artı kök 5 bölü 2'ymiş. Yani cevap da Edirne'ymiş diyebiliriz sevgili gençler. Dedik. Bir sonraki kısma geçtik. Burada bir uyarı var. Diyor ki bir denklemin iki tane gerçek kökü varsa mutlaka delta sıfırdan büyük veya eşittir. Hayda hocam, delta sıfırdan büyükse denklemin iki tane kökü vardır demedik mi? Hayır. Delta sıfırdan büyükse denklemin iki tane birbirinden farklı kökü vardır. Delta sıfıra eşit olunca da demek ki iki tane kökü oluyormuş. Ama birazdan göreceğiz, ama yine de şimdiden söyleyelim. Delta sıfıra eşit olunca denklemin iki tane kökü var ama bu kökler birbirinin aynısı. Sadece çözüm kümesi bir elemanlı diyeceğiz. Peki geçelim bir sonraki örneğe. 2x kare eksi 4x artı m eksi 3 eşit 0 denkleminin iki tane reel kökü, gerçek kökü olduğuna göre m'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. Delta'mızı bir bulalım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac idi. Tekrar tekrar yazalım ki aklınızda tutun. B'miz burada ne? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a'sı 2 çarpı c'si de m eksi 3. Bunun sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Şimdi 16, 4 kere 2 8 ya, eksi 8. Eksi 8 m yapar bak burası. Burası eksi 8 kere eksi 3 de artı 24 yapar. Büyük veya eşit sıfırsa eksi 8 m'i bu tarafa atarsan 8 m'in aslında 24 ile 16'nın toplamına, yani 40'tan daha büyük veya eşit olması gerektiğini bulursun. Her iki tarafı 8'e böldüğün zaman m küçük veya eşittir 5 gelir. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuştu. M burada maksimum sevgili gençler. 5 olabilir zaten. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi bir not daha. A sıfırdan farklı. A, B, C birer gerçek sayı olsun. A x kare artı B x artı C eşittir sıfır denkleminde. Yani ikinci dereceden denklemde. Eğer ki sen delta'yı sıfır bulduysan ilk bulduğun kökle ikinci bulduğun kök birbirine eşittir. Ve bunlar da eksi b bölü 2 a'ya eşittir diyoruz. Bunu parabolde de göreceğiz. Parabolde de göreceğiz. Eksi b bölü 2 a dediğimiz şey bu sefer karşımıza tepe noktası olarak çıkacak ama şimdi yeri değil. Yani denklemin birbirine eşit, yani çakışık iki tane gerçek kökü vardır. Bakın yine iki tane gerçek kök var ama birisi 5 ise öteki de 5. Birisi 4 ise öteki de 4. Birisi kök 3 ise öteki de kök 3. İki tane kök var ama sen çözüm kümesini bulurken mesela sen buldun, çözdün denklemini, kök 3 ve kök 3 buldun. Çözüm kümesine sadece bir tane kök 3 yazarsın. Niye? Kümenin içerisine aynı elemanı birden fazla yazamıyordun da ondan. O halde buraya bir not alabilirsin. İki tane gerçek kökümüz var ama delta sıfırsa çözüm kümesi bir elemanlı diyeceksin. Tamam mı? O biri de sayıyla yazma ki daha sonrasında çözüm kümesinin elemanı her zaman birdir gibi bir algı çıkmasın. Bir elemanlıdır diyeceksin. Tamam, iki tane kök var ama çözüm kümesi bir elemanlı. Bunu sakın unutma. Şimdi örneğimize bakalım. Çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre m'nin pozitif değeri kaçtır? He, demek ki iki tane çakışık kökü var bu denklemin. Pekala, yani deltası neymiş? Sıfırmış. B'si m'dir, m kare. Eksi 4 çarpı a'sı ne? 1 m.
m çarpı c'sine eksi m artı 2. Onu da yazdım. Eşittir 0 olması gerekiyor. Pekala m kare eksi bak eksi 4m ile eksi m'i çarparsan artı 4m kare yapar. Ve eksi 4m ile artı 2'yi çarparsan eksi 8m yapar eşittir 0. Bakın burada 5m kare eksi 8m eşittir 0 geldi. Gel bunu m parantezine alalım. M parantezinde 5m eksi 8 eşittir 0 olur mu? Olur. Şimdi diyeceğim ki bu ikisinin çarpımı 0 ise ya bu 0'dır ya da içerisi 0'dır. Şimdi o halde ya m 0 olacakmış ya da şurayı çözerseniz 0'a eşitlerseniz m eşittir ne gelir? 8 bölü 5 gelir. O halde bizden ne istenmişti? M'nin pozitif değeri. Yani 0 alamazsın diyor. O halde cevap neymiş sevgili gençler? 8 bölü 5 yani Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz arkadaşlar. Bir not daha. Yine şurası artık ezberimizde. İkinci dereceden bir denklemde. Delta 0'dan küçükse kök delta gerçek sayı olmadığından denkleminde gerçek kökü yoktur. Yani sen kökleri bulurken ne yapıyordun? Eksi b artı kök delta bölü 2a bir de bunun eksilisini alıyordun. Şimdi kök delta'ya mutlaka ihtiyacımız var. Kök bulacağız ya reel kök bulacağız. Kök delta'ya mutlaka ihtiyacımız var. Delta'dan vazgeçemiyoruz. Eyvallah. Ama sen delta'yı sıfırdan küçük bulduysan yani negatif bulduysan kökün içerisinde negatif olamayacağını biliyorsun. Madem kökün içi negatif olamıyor o halde reel kök de yoktur diyeceksin. Yani reel sayılarda buraya onu da ekleyebilirsin. Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir diyeceksin. Anlaştık mı? Peki şuna geçelim. Bakalım. X kare artı 2x artı a eksi 3 eşit 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre demiş. Yani ne demek? Deltası 0'dan küçük olduğuna göre demiş. A aşağıdaki aralıkların hangisi nedir diye sorulmuş. Şimdi demek ki deltamız ne olacak? 0'dan küçük. Gel deltayı bulalım. B'si bu. A'sı 1. C'si de a eksi 3. Bakın burası da 1. Şimdi o halde b kare 4. 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 3. 1'i hiç yazmadım. Küçüktür 0 olacak. Demek ki 4 eksi 4a artı 12 küçüktür 0. Şu eksi 4a'yı karşıya gönderirsen 4a olur. 4a 16'dan büyükmüş. O halde her iki tarafı 4'e bölersen a da 4'ten büyüktür. A 4'ten büyükse a'lar nerededir arkadaşlar? 4'ten sonsuza kadar olan aralıktadır. Yani cevap Adana seçeneğidir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Şimdi bir not daha. Şurasının artık ikinci dereceden denklemi anlattığını biliyoruz. Yine ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Şimdi bak burası bir başlık dahi atabilirsin buraya. Kökler ile katsayılar arasındaki ilişki. Katsayılar arasındaki ilişki diye bir başlık koyabilirsin buraya. Neden? Çünkü biz denklemimizin katsayılarıyla bulacağımız kökler arasında bir ilişki olduğunu keşfetmişiz. Zamanında matematikçiler bunu keşfetmişler ve bunun da kolay bir yöntem olduğunu düşünmüşler ki gerçekten kolay. Kökleri bulup toplamaktansa kökler toplamını direkt katsayılardan da ortaya çıkarabiliyorsun demişler. Nasıl? Kökleri bulmadan kökler toplamını buradaki b'nin eksilisini buradaki a'ya bölerek bulabiliyorsun diyorlar. Peki nasıl mı? Aşağı inelim bir bakalım. Bakın diyor ki x kare eksi 4x artı a eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Peki 2 tane x1'den bir tane x2'yi çıkarınca 5 kalıyormuş. A kaçtır diye sormuş. Şimdi önce yapmamız gerekenleri bir düşünelim. Ben x1'i de x2'yi de bulmadan yani herhangi bir tanesini bulmadan gidip de şurada x gördüğüm yere bu kökü yazıp a'yı bulamam. Demek ki a'yı bulmak için önce x1'li veya x2'den herhangi bir tanesini bulmam gerekiyor. E bana x1'i x2'yi vermek yerine 2x1 eksi x2'yi vermiş. Peki ben x1 artı x2'yi az önce belirlediğim yöntemle yani eksi b bölü a ile bulamaz mıyım? Bulurum. Şimdi x1 artı x2. B'miz ne burada? Eksi 4. Eksi eksi 4 ne yapar? Artı 4 yapar. A'sı kaç bunun? 1. 4 bölü 1'den ne gelir? 4. Peki şimdi ben x1 artı x2'nin 4 olduğunu buldum. 2 tane x1'den bir tane x2 çıkınca da 5 olduğunu biliyorum. O halde gelin taraf tarafa bir toplayalım bunları. x2 ile eksi x2 gider. 3 tane x1 eşittir 9 olur. Demek ki x1 kaçmış? 3'müş. Şimdi ben kökümü buldum arkadaş. Kökü bulduktan sonra ta ilk başta söylemiştik. Kök denklemi sağlamak zorundadır. O halde şurada
X gördüğüm yere ben 3 yazarsam o zaman a'yı da bulurum. 3'ün karesi 9 eksi 4 kere 3 12 artı a eksi 3 eşit 0. 9'dan 12'yi çıkar eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6. O eksi 6'yı karşıya at. A ne olur? 6 olur. Demek ki cevabımız Denizli seçeneğiymiş sevgili gençler dedik. Şimdi burada bu da nasıl bir not bilmiyorum ama çoğu kitabın, hatta şöyle diyelim, kitapların yarısında bu not var, yarısında yok. İşimize yarıyor mu? Bazen işimize çok yarıyor. Bazen de bizi uğraştırarak, hani bunu bilmiyorsak uğraşarak buluyoruz kökler arasındaki farkı, ama çoğu zaman işimize yarıyor. Hatta parabolde bile işimize yaradığı zamanlar oluyor. O yüzden dikkatli dinlersen ve bu notu da aklının bir kenarına kazırsan mutlu oluruz. Sen de mutlu olursun, ben de mutlu olurum. Şimdi A sıfırdan farklı, A, B, C'de reel sayı olmak üzere ikinci dereceden denklemin köklerinin farkını bulmak için sevgili gençler, köklerin farkının mutlak değerini tabii ki bulmak için deltayı buluyorsun. Karekök içerisine alıp A'nın katsayısı, yani x karenin katsayısına şöyle gösterecek olursak işte şuna bölüyorsun. Buna böldüğün zaman tabii ki kökler farkının mutlak değerini bulduğumuz için burası zaten her daim pozitif. Buranın da pozitif çıkması için mutlak değer içerisine alıyorsun. İşte şu sana kökler arasındaki pozitif farkı verir diyoruz sevgili gençler. Üst tarafa çıkalım ve şuraya bakalım. Diyor ki m sıfırdan büyük olmak üzere x kare eksi m artı 3x eksi 3m eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler arasındaki pozitif fark da 7 olduğuna göre m kaçtır? Bana ne lazım? Kök delta bölü 1'in, yani kök delta'nın ben 7 olduğunu biliyorum ya, o zaman delta'yı bir bulalım. Deltamız burası eksi de olsa artı da olsa x'in katsayısını, yani eksi m eksi 3'ün karesini alacağım için fark etmeyecek. Dolayısıyla m kare artı 6m artı 9, bu b kare. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1, onu yazmıyorum. Eksi bir de 3m'imiz var. Eksi 3m'le çarpmak yerine şurayı artı yapayım, 3m'le çarpayım. Şimdi bu neymiş? Kök delta 7 ise burası 49'dur arkadaşlar. Pekala. M kare 6m. Ben buna 12m eklersem 18m yapar. Şu 9'un yanına 49'u gönderirsem eksi 40 gelir, eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi ben burayı m ve m diye, burayı da artı 20 ve eksi 2 diye açarsam çarpımları eksi 40 yapar. Toplarsak da artı 18'e eşit olur. Demek ki buradan m eşittir eksi 20 ve m eşittir 2 diyebiliriz. M kaçtır diye soruyor. Neden cevap 2? Çünkü m sıfırdan büyük olacak demiş. Şart sunmuş. M eksi 20 olabilir mi? Olamaz. Demek ki M 2'ymiş. Cevap da Denizli'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Ve karşımıza bir not daha çıkıyor. Yine şurası ikinci dereceden denklemin formatını belirtmiş ve bu ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 ise x1 ile x2'nin çarpımı c bölü a'dır demiş. Yani kökleri bulmadan o kökleri çarpımını tahmin edebilirsin diyor. Buradaki c'yi buradaki a'ya bölerek yapacaksın diyor buna. Şimdi bak, sol tarafta ne yaptık biz şurada? Kökler toplamını kökleri bilmeden bulduk. Burada da kökler çarpımını kökleri bilmeden bulabiliriz diyor. Pekala, birini eksi b bölü a ile, ötekini de demek ki neyle yapıyormuşuz? C bölü a ile yapıyormuşuz. Pekala, madem öyle bakalım örneğimize. X kare eksi 6x artı 2m eksi 1 eşit 0 denkleminin kökler çarpımı eksi 5. Yani diyor ki c bölü a eksi 5'e eşit. Şimdi a'sı zaten 1. C'si ne arkadaşlar? 2m eksi 1. Demek ki benim 2m eksi 1 bölü 1 dediğim değer eksi 5'e eşitmiş. Yani 2m eksi 1 eşittir eksi 5'miş. Demek ki buradan 2m eşittir eksi 1'i karşıya atarsam artı 1 diye geçer ve burası eksi 4 olur. M'de kaç gelir arkadaşlar? Eksi 2. O halde cevabımız Bursa seçeneği olur diyeceğiz. Bir diğer sorumuz x kare eksi 3x eksi m eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir denilmiş. x1'in karesiyle x2'nin karesinin toplamı da 13 olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben neleri öğrendim? x1 artı x2'yi bulabiliyorum. Bulalım. Eksi b bölü a idi. Eksi b bölü a idi. B'miz eksi 3 olduğu için eksi eksi 3'ten artı 3 bölü 1'den 3 gelir. Yani burası direkt 3'müş diyebiliriz. Peki kökler çarpımımızı da bulabiliyor muyduk biz? Bulabiliyorduk. C bölü a'ydı. Direkt eksi m bölü 1'den eksi m olur bu da. Peki bunları biliyoruz da şunu nereden elde edeceğiz? Bak, burada x1 artı x2 var ya, onun direkt bir karesini alalım sen de gel. X1'in karesi
artı x2'nin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci, yani 2 çarpı x1 çarpı x2. 3'ün karesine eşit olmaz mı? Olur. 9. Peki şunu bize zaten soruda vermiş. Burası kaçmış arkadaşlar? 13. Peki şunu da ben az önce bulmuştum. x1 çarpı x2'yi eksi m olarak bulmuştum. Demek ki burası da eksi 2m olacak. Değil mi? Burası eksi m ise. Eşittir 9'u olsun. Eksi 2m'i bu tarafa atın, 2m. 9'u da bu tarafa sallayın. 13'ten 9 çıktı. 4. 2m 4 ise m kaçtır? 2'dir. Demek ki cevabımız Denizli seçeneği olacakmış sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer soruma. Diğer sayfadayız. 4. sayfaya geçtik. Bu arada buradaki 4'ten sonra 5 gelmesi gerekirken 4'ten devam etmiş arkadaşlar sayfa. Kusura bakmayın. Şu sorudayız arkadaşlar. Bu soruyu bir el atalım. Yukarıyı çözdük değil mi? Yo, 4'teyiz. Özür dilerim. Buradayız. Şimdi 3x kare eksi 4ax artı b eşit 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre b aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Kökler a ve b. Şimdi kökler çarpımı o zaman bu sefer a çarpı b olur. Ben kökler çarpımını nasıl buluyordum? C bölü a. Yani şuradaki c'miz b oldu. A'mız da 3 oldu. Dolayısıyla b bölü 3'e eşitmiş. Şimdi ben b'yi neyle çarparsam b bölü 3 gelir? Tabii ki 1 bölü 3 ile. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi bir köküm a'ymış arkadaşlar. Kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlıyorsa a da 1 bölü 3 ve bu da kökse ben bu 1 bölü 3'ü x gördüğüm yere yazarım. Yani 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 yapar. Eksi a 1 bölü 3'tü ya. Bak burasına gelir 4 bölü 3. 4 bölü 3 ile buraya da 1 bölü 3 yazacağım. 4 bölü 9 yapar değil mi çarptığım zaman. Artı bir de b'miz var eşittir 0. B'yi bulmamak için artık hiçbir sebep kalmadı. Bak burası ne? 3 bölü 9. 3 bölü 9'dan 4 bölü 9'u çıkarın. Üstüne b ekleyince 0 kalıyormuş. Şurası ne yapar? Eksi 1 bölü 9. Atarsak karşıya b eşittir 1 bölü 9 gelir. Zaten bizden de b istenmişti. O halde cevabımız d'dir diyebiliriz. Karşımıza bir uyarı. Diyor ki unutmamamız gereken bir şey. İkinci dereceden ve rasyonel katsayıyla. Bak bu önemli. Katsayılar rasyonelse ve sen gidip köklerden bir tanesini m artı nk bulduysan diğer kök m eksi nk'dır diyor. Yani aha da bunun eşleniğidir diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir köküm m artı n kök k ise diğer köküm de m eksi n kök k ise bunun bu şekilde olmasının sebebi şu. Kökler toplamı b ve ben bu b'yi zaten rasyonel seçmiştim ya. Rasyonel. Şimdi eksi b olacak. Eksi b bölü a. Şimdi ikisi de rasyonelse rasyonel olacak. Kökler toplamının rasyonel olabilmesi için buradaki irrasyonel olan k'lı terimlerin gitmesi lazım. Bakın 2m geldi. Ben bunları çarparsam da m kare eksi n kare k gelir ki zaten m, n, k dediğimiz değerler birer tam sayı veya rasyonel sayı olduğu için zaten bu da şu terimde rasyoneldir diyeceğiz. Demek ki köklerin çarpımının ve köklerin toplamının rasyonel gelebilmesi için bir kök diğerinin eşleniği olmak zorundaymış. Demek ki benim bir köküm buysa diğer köküm bu. O zaman bir köküm buysa diğeri de bu olacak. Birbirinin eşleniği olacak yani. Geçelim örneğimize. Diyor ki ikinci dereceden rasyonel katsayılı x kare eksi 8x eksi m eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi buymuş. O zaman köklerinden diğerini hemen söyleyin. 4 artı kök 7. M aşağıdakilerden hangisidir? Bak kökler toplamı yani x1 artı x2 ne olur? Eksi eksi 8 bölü 1'den 8 olur. Şimdi zaten bu belli. Niye? Şunları topladığımız zaman da 8 geliyor. O zaman kökler çarpımı ne bunun? Eksi m bölü 1'den eksi m. Bu da kökler çarpımı. Yani diyor ki şununla şunu çarpınca eksi m gelecek. Gelin çarpalım. 4 artı kök 7 çarpı 4 eksi kök 7 dersek bunu 2 kare farkıdır değil mi bu? 4'ün karesi eksi kök 7'nin karesi. 4'ün karesi 16, kök 7'nin karesi 7. 16'dan 7'yi çıkar 9. Demek ki eksi m 9'a eşitmiş. O halde m kaçtır? Eksi 9'dur diyebiliriz. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve bir uyarı daha. İkinci derece bir denklemin kökleri simetrikse, simetrik demek ne demek? Yani bir kökümüz 3 ise diğer kökümüz eksi 3. Bir kökümüz 4 ise diğer kökümüz eksi 4. Bir kökümüz eksi kök 5 ise diğer kökümüz artı kök 5 olacak. Şimdi dikkat ettiyseniz bunların toplamı hep 0. O zaman kökler toplamı 0'dır. Ve simetrik olduklarından birisi artı ise diğeri eksi, birisi eksi ise diğeri artı olacak ya hani. O zaman çarpımları da mutlaka negatiftir diyebiliyoruz. Geçelim o zaman
Sağ tarafa. Şimdi bunu söylemeden önce de, sağ tarafa geçmeden önce de şurada şu uyarıyı yapabiliriz. C bölü a'mız kesinlikle negatifmiş ya. O zaman eksi b bölü a'mız kesinlikle sıfır olacak. Ve şu ifadenin sıfır olabilmesi için de mecburiyetten b'si mutlaka sıfır olacak. Bunu da sakın unutmayın. Yani benim kökleri simetrik olan bir denklemim varsa, ikinci dereceden denklemim, ax kare artı bx artı c ifadesinde şu kısım olmayacak. Yani b'siz olacak burası. Ya ax kare artı c'dir ya da sadece c sıfırsa ax karedir diye bir denklemim olacak sevgili gençler. Geçtim sağ üst taraftaki örneğime. Diyor ki bak, x kare artı a eksi 3x artı a kare eksi 18 eşit 0 denkleminin mutlak değerci eşit. Mutlak değerci eşit ve ters işaretli. Şimdi mutlak değerci eşitse mesela a'nın mutlak değeri eksi a'nın mutlak değerine eşittir ve zaten bunlar da ters işaretlidir. Bunlar birbirine eşitse demek ki ne diyor? Kökler simetrik diyor. Kökler simetrikse ne oluyordu? B'si sıfır oluyordu. E buranın B'si ne? Aha da burası. Biz buraya B diyoruz değil mi? Demek ki A eksi 3 kaçmış arkadaşlar? Sıfır. Demek ki A kaçmış? 3'müş diyeceğiz. Şimdi A'yı bulduk. Kökler çarpımı sorulmuş. Kökler çarpımı dediğimiz yer ne? C bölü A. A kaç? 1. Demek ki A kare eksi 18 benim kökler çarpımım. Ve A kaçtı? 3'tü. 3'ün karesi 9. Eksi 18'den cevap ne gelecek? Eksi 9 gelecek kökler çarpımımız. Demek ki kökler çarpımı eksi 9'muş. Hatta kökleri sorsak ne diyeceksin o zaman? Hangi iki tane simetrik sayının çarpımı eksi 9'dur? 3 ile eksi 3'ün. Demek ki köklerimiz de 3 ile eksi 3'müş diyebiliriz. Onu sormuş olsaydı veya onunla ilgili bir işlem yapmış olsaydık köklerimizi hazırdı zaten. Geçtim nota. İkinci dereceden denklemde şunların toplamı, bakın katsayılar toplamı A, B, C. Eğer toplam sıfırsa köklerden birisi birdir diyoruz. Şunu silelim. Köklerden birisi mutlaka birdir. Niye? Yerine yazdığın zaman biri zaten A artı B artı C gelir. O da sıfır olur. Eğer A eksi B artı C sıfırsa köklerden birisi eksi birdir. Niye? Eksi biri yerine yaz bakayım. A eksi B artı C gelir. Eğer kök eksi 1 ise a eksi b artı c sıfır gelmek zorundadır. Bu da ekstra bir not. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Şimdi diyor ki bak, ikinci dereceden denklemin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada yukarıdaki özelliği kullanalım diye yazılan bir soru. Bakın katsayıları bir toplayın bakalım. A artı b'nin üzerine a eksi b'yi eklersen 2a yapar. Buradaki eksi 2a'yı da üzerine eklersen sıfır olur. Şimdi katsayılar toplamı sıfırsa köklerden birisi mutlaka birdir diyorduk değil mi? Köklerden birisi birdir. Şimdi kökler çarpımını bir düşünelim bakalım. Kökler çarpımı, yani x1 çarpı x2 nedir arkadaşlar? Eksi 2a bölü a artı b'dir değil mi? Köklerden ben birinin, yani x1'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman diğer kökümüz direkt kendisidir. Şurasıdır. Yani eksi 2a bölü a artı b'dir diğer köküm. O halde cevabım da Adana seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 5. soruma. 4 görünümlü 5. sayfa. Soru mu dedim ya? 4 görünümlü 5. sayfaya geçtim arkadaşlar. Sayfa numarası yanlışlıkla 4 olarak kalmış. Örneğimize bir bakalım. X kare artı 1 eksi mx artı 2 eksi m eşit 0 denkleminde m sayısı 2 ile 3 aralığında olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi denklemin gerçek kökü yoktur diyor. Kökler toplamı negatiftir diyor. Mutlak değerci büyük olan kök pozitif. Kökler çarpımı pozitif. Denklemin birbirine eşit kök, iki kök var. Şimdi ya kökler üzerine yoğunlaşacağız ya da kökler toplamı ve çarpımı üzerine yoğunlaşacağız. Bu bir. İkincisi. Şimdi varsayalım ki kolay olan hangisi? Kökler toplamı negatiftir diyor mesela. 1 eksi m. 1 eksi m. Şimdi kökler toplamı dediğimiz kısım m eksi 1'e eşittir. Değil mi? Eksi b bölü a'dan kaynaklı. Ben bu m'den 1 çıkarırsam, m 2 ile 3 aralığındaydı ya. M eksi 1 nerededir arkadaşlar? Her ikisinden de 1 çıkarırsam 2 ile 1 aralığındadır. Pozitif, negatiftir diyordu, gitti, yanlış. Kökler çarpımı pozitiftir diyor. Bir kere kökler çarpımımız 2 eksi m'dir. M dediğimiz sayı 2'den büyük, görüyorsunuz. 2'den büyük bir sayı, bakın. 2'den büyük bir sayıyı çıkarırsam negatif olur. Kökler çarpımı pozitiftir demiş. Bu da yanlış. Bakın bu kolay olanları eledim şimdi. Denklemin gerçek kökü yoktur diyor. Şimdi denklemin gerçek kökünün olup olmadığını anlayabilmek için buradaki şunun karesini bir alalım. 1 eksi 2m artı m'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 eksi m diyeceğim. Peki burası ne gelir? M kare
Eksi 2m artı 1. Şurası eksi 8 yapar. Ve burası da artı 4m yapar. Burası da m kare artı 2m eksi 7 gelir. Şimdi gençler, ben burayı m kare artı 2m artı 1 eksi 8 diye yazarsam, burası m artı 1'in karesi eksi 8 olur. Burayı tam kare hale getirmeye çalıştım. Peki m artı 1 nerededir? 3 ile 4 aralığında mıdır? 3 ile 4 aralığındaki bir sayının karesi de 9 ile m artı 1'in karesi 16 arasındadır. 9 ile 16 arasındaki bir sayıdan 8 çıkarırsam sıfırdan küçük olamaz. Denklemin gerçek kökünün olmaması için delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Biz burada delta'yı hesapladık. Bir de Edirne'ye bakalım son olarak. Denklemin birbirine eşit iki kökü vardır. Ben m'nin 1 olamayacağını adım kadar eminim. Neden? Çünkü m 2 ile 3 arasında. Ama birbirine, çok özür dilerim. Ben burada simetri iki kökten bahsediyor zannediyorum. Son söylediğimi unutun. Edirne seçeneğine bir daha bakalım. Denklemin birbirine eşit iki tane kökü vardır diyor. Yani deltası sıfıra eşittir diyor. Ben az önce delta'nın m artı 1'in karesinin, tamam mı, karesinden 8 çıkararak buluyordum. M artı 1'in karesi 8'dir diyemeyiz. Çünkü 9 ile 16 arasında. 8 olsa 8 eksi 8'den delta 0 olur. Eyvallah, ama 9'dan büyük bizim M artı 1'imizin karesi. Dolayısıyla bu da imkansız. Demek ki mutlak değerce büyük olan kök pozitiftir. Zaten bunu da şuradan anlayabiliriz. 2 eksi M'in negatif olduğunu biliyoruz. Kökler toplamının da pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi kökler çarpımı, yani x1 ile x2'nin çarpımı negatifse, kökler toplamı pozitifse, yani sıfırdan büyükse gençler, o halde büyük olan kökümüz, yani bunlardan bir tanesi büyük artı bir tanesi eksi. Mutlak değerci büyük olan kökün de pozitif olduğunu biliriz. Çünkü pozitif olan kök negatifle toplandığı halde hala pozitifmiş. O halde büyük olan kökümüz mutlaka, mutlak değerci büyük olan kökümüz mutlaka pozitiftir. Demek ki cevabımız C seçeneğiymiş. Tam bir yorum sorusuydu. Güzel de soruydu. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk sevgili gençler. Şimdi bir notumuz daha var. Ax kare artı bx artı c eşit 0. Dx kare artı ax artı f de 0. Bu denklemlerin ikişer kökleri de aynıysa, aynı dereceli terimlerin katsayıların oranı birbirine eşit olmalıdır. Şimdi ikişer kökü de aynıysa, yani denklemler sadece birbirinin bir c katıymış. C de reelsi. A bölü d, b bölü e'ye, bu da c bölü f'ye eşittir diyeceğiz. Tamam mı? Yani x karelerin katsayıları oranı, x'in katsayıları oranına ve sabitlerin oranı, bunların hepsi birbirine eşittir diyeceğiz. Alt kısımdaki örneğimize bir bakalım. Diyor ki 2x kare eksi m eksi 1x artı 2 eşit 0. nx kare eksi 3x eksi 3 de 0'dır diyor. Bu denklemin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre. Yani ikişer kökte aynıymış. Çözüm kümeleri aynı çünkü. M artı n toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi sen gideceksin, 2'yi n'ye oranlayacaksın. 2 bölü n eşittir. Şu eksileri görmesek de olur. O halde m eksi 1'i de 3'e oranlayacaksın. Eşittir. 2 bölü eksi 3 diyeceksin. Şimdi bakalım. Şimdi burası 2, burası 2. O zaman burası eksi 3 ise burası da eksi 3'tür. Yani n kaçmış? Eksi 3'müş arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de burası eksi 3 ve burası 3 mü? Zıt işaretlisi. O zaman burası 2 ise burası eksi 2'dir. Yani m eksi 1 eşittir eksi 2'ymiş. M de kaçtır? Eksi 1'dir. M'yi buldum. N'yi de buldum. Neyi sormuş? Toplamlarını. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı kaçtır? Eksi 4'tür. Şurada bu da pembeye boyanmış. Bu yanlış arkadaşlar. Tamam. Geçtim notuma. Notta diyor ki arkadaşlar, ax kare artı bx artı c eşit 0 ve dx kare artı ax artı f eşittir 0 olsun. Denklemlerinin ortak kökü x 0 olsun. Yani bir tane ortak kökü olsun. Bu kök her iki denklemi de sağlar tabii ki. Ve x0 kareli terimleri yok eder. Ve x0 ortak kökünü buluruz. Biz bu kökü bulmak istiyorsak, ortak olan kökü bulmak istiyorsak, şuradaki kökü yerine yazdığımız zaman, yani x0'ı yerine yazdığımız zaman, şuradaki x kareli terimleri yok edeceksin. Ve oradan şunları birbirine eşitlediğin zaman gelecek olan kök bizim kökümüzdür. X0 ortak köküdür diyeceğiz. Geçelim şuraya. X kare eksi 2x artı a eşit 0 denkleminin kökleri, x kare artı bx eksi 2 eşit 0 denkleminin köklerinin iki katı olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler bu arada şu örnekle alakalı soru koymayı unutmuş olabilirim. Bir bakalım. Evet, şu örnekle alakalı soru koymayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onu da ekstra bir
şeyde yapabiliriz veya işte halihazırda bir PDF'de öyle bir soru varsa onu da çözebiliriz. Şimdi x kare eksi 2x artı a eşit 0 ve bu denklemin kökleri diğer aşağıda gösterilen denklemin köklerinin iki katıymış. A artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın şöyle diyebilir miyiz? Şunun kökleri bunun köklerinin iki katı. Yani bunun kökleri x1 ile x2 ise bunun kökleri 2x1 ve 2x2'ymiş. Şimdi gelin x1 çarpı x2'yi bana bir söyleyin. Kaçmış? Eksi 2. Eksi 2 bölü 1'den. x1 artı x2 dediğimiz şey de eksi b'dir. Pekala. Yukarıda 2x1 ile 2x2'nin çarpımı 4 tane x1 çarpı x2 yapar ki bu da kaçmış? A'ymış. Ve 2x1 ile 2x2'nin toplamı 2 tane x1 artı x2 yapar ki bu da artı 2'ymiş. Eksi 2 bölü 1'den. Tamam mı? Şimdi A ve B'yi bulacağız ve toplayacağız. Gençler, ben x1 artı x2'nin eksi b olduğunu biliyorum. Yani şurada ben x1 artı x2 gördüğüm yere eksi b yazarsam eksi 2 tane b eşittir 2 gelir ve b buradan kaçtır? Eksi 1'dir diyebiliriz. Bu bir. İkincisi x1 çarpı x2'nin de eksi 2 olduğunu biliyorum. Yani şurada x1 çarpı x2 gördüğüm yere ben eksi 2 yazabilirim. 4 kere eksi 2 kaç yapar? Eksi 8 yapar. Eşittir o da kaçmış? A'ymış. Yani A'yı da buldum. B'yi de buldum. İkisini toplarım. Eksi 9 derim. Bu da benim cevabım olur diyeceğim. Geçtim bir sonraki uyarımıza veya notumuza. Şimdi AX kare artı BX artı C eşit 0 denkleminin kökleri X1 ile X2 olsun diyoruz. Ben başta verilen denklemi A parantezin alıyorum. X kare artı B bölü AX artı C bölü A eşittir 0 oluyor. Sonrasında A 0 olamayacağı için mecburen burası da sıfırdır diyorum. X kare artı B bölü AX artı C bölü A eşittir 0 oluyor. Ve bunu da yaptıktan sonra x kare diyorum. Şurayı eksi parantezine alıyorum sadece. Eksi eksi b bölü a x artı c bölü a eşittir 0. Ben eksi b bölü a ile neyi buluyordum? Kökler toplamını. Ben c bölü a ile neyi buluyordum? Köklerin çarpımını buluyordum. O halde bu eksi b bölü a ve c bölü a bize bir yerden tanıdık geldiyse artık ben diyorum ki burası kökler toplamıdır. Burası da kökler çarpımıdır. Yani köklerin toplamını ve çarpımını bize verdiyse ben bu denklemi bulurum arkadaş diyorum. Köklerin toplamını t olarak verdiyse bize, çarpımını da ç olarak verdiyse benim denklemim x kare eksi tx artı ç eşittir 0 denklemidir diyorum bundan sonra. T'yi buldun ya önüne eksi yazmayı unutmuyorsun. Anlaştık mı? Şimdi örneğimize bakalım. X kare eksi 2x eksi 5 eşit 0 denkleminin köklerinin ikişer eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. Bir, her zaman bilinen uzun bir yoldan çözeceğim. Tamam mı? Aslında çok da uzun değil ama diğer anlatacağım yönteme göre uzun. Bu yöntemi de neden şimdi vermiyorum? Çünkü yöntem şurada anlatılmış aslında diğer sayfada. Ben size burada önce bilinen uzun yoldan çözeceğim. Şöyle, öncelikle bize verilen denklemin kökler toplamı x1 artı x2 nedir arkadaşlar? 2'dir. Peki x1 çarpı x2'miz ne? O da eksi 5'tir. Değil mi? Bunlar biliniyor ve cepte kalsın. Birazdan çok çok ihtiyaç duyacağız. Şimdi bu denklemin köklerinin ikişer eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Yani ben öyle bir denklem yazacağım ki bir kökümüz x1 eksi 2 olacak. Diğer kökümüz de x2 eksi 2 olacak. İşte bu denklemin kökler toplamı x1 eksi 2 artı x2 eksi 2'dir. Yani x1 artı x2 eksi 4'tür. Bu yeni kökler toplamı olan t olsun. Ve x1 eksi 2 ile x2 eksi 2 ile çarparsam bu da yeni kökler çarpımı olur. Yani dağıtırsam x1 çarpı x2 eksi 2 parantezine dağıtıyorum bakın. x1 artı x2 ve artı 4 de yeni kökler çarpımım olur benim. Şimdi ben x1 artı x2, x1 çarpı x2 bunların hepsini zaten yukarıda bulmamış mıydım? Bulmuştum. x1 artı x2 kaçtı? 2'ydi. 2'den 4'ü çıkar ne gelir? Eksi 2 gelir. x1 çarpı x2 kim? Eksi 5'ti. x1 ile eksi 2'nin toplamı 2 idi. Eksi 2 kere 2 ne yapar? Eksi 4 yapar. Şu eksi 4 ile bu artı 4 giderse kökler çarpımı neymiş? Yani ç eksi 5'miş. O halde ben yukarıda ne öğrenmiştim? Şurada. Ben kökler toplamını ve çarpımını bulunca x kare eksi tx artı ç yazabilirim demiştim. O halde t'miz eksi 2 imiş. Ç'miz de eksi 5'ti. X kare eksi tx artı ç eşittir 0 da yerine yazarsak arkadaşlar x kare eksi eksi 2'den artı 2x
Ç'miz de eksi 5 ile eksi 5 ile yerine yazarım, eşittir 0 gelir. X kare artı 2x eksi 5 benim cevabım olur. Şimdi şu aşağıdaki notu okuduktan sonra yukarıdaki soruya tekrar dönüp onu bir daha çözelim. Diyor ki bakın, mx kare artı nx artı k eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökleri ax1 artı b ve ax2 artı b olan ikinci dereceden denklemi bulmak için şunu yapacaksın diyor. Ax1 artı b olanı bulmak için bunu x'e eşitlersin. Tamam mı? B'yi karşıya attın. Ax1 eşittir x eksi b. A'yı da her iki tarafı a'ya bölersen x1 eşittir x eksi b bölü a. İşte ben x gördüğüm yere x eksi b bölü a yazarsam eğer diğer denklemi de bulmuş olurum diyorum. O halde yukarı doğru bir çıkalım. Yukarı doğru çıkalım. Şurada elde ettiğimiz değerler vardı ya. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Sildikten sonra yeni yöntemimizi de çözelim. Şimdi denklemin köklerinin ikişer eksiğini kök kabul eden diyor ya. Yani x1 eksi 2 ve x2 eksi 2 bulmuştuk ya biz. Ben x1 eksi 2'yi x'e eşit dersem at bakayım eksi 2 karşıya. Demek ki x gördüğüm yere ne yazacakmışım? X artı 2. Nerede? Şurada. X artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı x artı 2 eksi 5 eşittir 0'mış benim yeni denklemim. Direkt bunu yapınca çıkacak sonuç. X artı 2'nin karesi nedir? X kare artı 4x artı 4 eksi 2x eksi 4 eksi 4 eksi 5 eşittir 0 ya. Bir düzenleyelim. Bak şimdi burada artı 4 ve eksi 4 birbirini götürür. Burada bir tane x kare var. 4x'ten 2x'i çıkardım artı 2x. Bir de burada yalnızca ne kaldı? Eksi 5 kaldı. Eşittir 0. Bak bu da bize cevabı rahatlıkla veriyormuş diyeceğiz. Demek ki artık bu tarz sorularda bunu kullanabilirsin. Kullanmalısın da. Geçtim. Az önce anlattığımız özellikten sonraki yeni soruya. Bu yeni soruda da bunu kullanacağız. Az önce anlamadıysan şimdi algılarını iyice aç ve dinle. Diyor ki x kare eksi 5x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri 2x1 eksi 1 ve 2x2 eksi 1 olan ikinci dereceden denklemi bul demiş. 2x1 eksi 1'i gittin x'e eşitledin. Attın eksi 1'i karşıya. 2 tane x1 eşittir x artı 1. Her iki tarafı 2'ye bölersen de x1 eşittir x artı 1 bölü 2 yapar. Bu 1. Demek ki ben x gördüğüm yere ne yazacakmışım? Ahanda bunu yazacakmışım. X artı 1 bölü 2. Nerede? Burada. Yazalım. X artı 1 bölü 2'nin karesi. Yani x kare artı 2x artı 1 bölü 4. Bölü 2'nin karesi ya. O yüzden 4. Eksi 5 ile çarparsam bakın burayı. Eksi 5x artı 5 bölü 2 yapar. Artı bir de birimiz var. Eşittir 0. E hocam bu bulduğumuz yani şu şıkların hiçbirine benzemiyor. Benzemesin. Şunu çarpın bakayım 4 ile. Şu 4'ler gider. Şu 2 ile sadeleşir. Burada bir çarpı 2'miz kalır. Ve burası da 4 olur değil mi? Pekala. X kare artı 2x artı 1 eksi 10x eksi 10 ve artı 4'ümüz kalır eşittir 0. Burada x karemiz var. 2x'ten 10x'i çıkardım. Eksi 8x'im var. 1'e 4 ekledim 5. 5'ten 10 çıkardım. Eksi 5'imiz var eşittir 0. Al sana x kare eksi 8x eksi 5 eşittir 0 denklemi. E hocam bu niye olmadı? O da olur. Merak etme. O denklem de sağlar. Ama genelde şıklarda verilen ÖSYM'nin de istediği şey budur sevgili gençler. Yani öyle bölülü mölülü bir katsayı olmayacak. Rasyonel bir katsayı istemiyoruz. Yani rasyonel katsayı istiyoruz da kesirli katsayı istemiyoruz diyelim. Şimdi x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4 eşittir x kare eksi 9 denkleminin kökler toplamını sormuş. Şimdi dalga mı geçiliyor? Hayır. Biz ikinci dereceden denklem istiyoruz ama şunlar çarpılınca üçüncü dereceden bir şey geliyor. E bunun kökler toplamını nasıl bulacağım? Şimdi rahat olun. Şöyle bir şey yapacağız. X eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4. E hoca bir de aynısını bir daha yazdı. Aynısını yazmayacağım. Şurası var ya iki kare farkı bak orası. X eksi 3 çarpı x artı 3 müdür orası? Aynen öyle. Şimdi ben buradaki x artı 3 ile x artı 3'ü götüreceğim. E hayda biz şimdiye kadar ikinci dereceden denklemlerde sadeleştirme yapamayız. Niye? Kök kaybederiz diyorduk. Şimdi oradan hangi kökü kaybettin sen? Eksi 3'ü değil mi? X artı 3'ü sıfıra eşitleyen değer eksi 3'ü kaybettin. E kaybetme kardeşim. Bir tane kökün eksi 3 olarak yaz kenara dursun şimdiden. İşte şimdi sadeleştirebilirsin. Peki şunu da dağıt bakayım içeri. X kare artı 2x eksi 8 gelir. Bu da neye eşitmiş? X eksi 3'e. E burası x kare. X'i bu tarafa attım artı x. Eksi 3'ü bu tarafa attım eksi 5 eşittir 0 mı? Aynen öyle. Peki
Şurası da hocam çarpanlarına ayrılmıyor. Şimdi gidip deltasına falan mı bakayım? Bakma ya. Sen kökler toplamının bulmayı bilmiyor musun? Buradaki köklerde eksi 2 ve eksi 3 olsun. Kökler toplamı nedir? Eksi 1 değil midir? Aynen öyle. Eksi 1'i buldun. Eksi 2 ile eksi 3'ün de toplamını biliyorsun sen eksi 1. O halde bunları toplarsan eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4 yapar. Bu da senin kökler toplamın olur. Bak 3 tane kök varmış. 3'ünü de topladık ve eksi 4 bulduk diyebiliriz. Anlaştık mı? Bence çok güzel oldu. Bir alttaki sorumuza bakalım. Hatta hocam ben bundan çok da bir şey anlamadım diyorsan, tamam mı? Gel sana bir kıyak geçelim. Şurada biraz daha detaylandıralım bu soruyu. Şurayı sildim. Burayı sildikten sonra silemedim. Şöyle silelim. Şimdi burayı sildikten sonra şöyle bir şey yapalım. Şunla şunu içeri bir dağıt bakalım. X kare artı x eksi 6. Bir de şunu da çarp bakayım. X artı 4. Tamam mı? Eşittir x kare eksi 9. Bu bir. İkincisi, bunu da buraya dağıtacağım. Üşenmeyeceğim. X de x kareyi çarp x küp. X de x'i çarp artı x kare eksi 6x. Şimdi de 4 ile dağıtacağım. Artı 4x kare artı 4x eksi 24 eşittir x kare eksi 9 geldi mi geldi. Tek tek dağıttım. Sen de yapacaksın bunu. Eğer aşağıdaki yöntemle hocam ben yapamam diyorsan bunu yap. En azından dağıtıyorsun sadece. Şimdi burada x küp var. Şu gitti bunu kullandım. X kare var 4x kare var. Topladım 5x kare. Şu x kareyi de bu tarafa attım. 4x kare kalmış oldu. Sonra eksi 6x ve artı 4x var. Eksi 2x. Eksi 24 var. Eksi 9 da bu tarafa atarsam artı 9 diye geçer. Ve orası da eksi 15 olur. Eşittir 0. E hocam burası 3. dereceden denklem. Ne yapıyoruz biz? Arkadaşlar şunu da unutmayın ki ax küp artı bx kare artı cx artı d 3. dereceden denklemin de kökler toplamı eğer 3 tane kök gelirse kökler toplamı yine eksi b bölü a'dır. Bunu da unutmayın. Ve burada b kaç? 4. A kaç? 1. Eksi 4 bölü 1'den. Eksi 4 yapar sevgili gençler. Hocam kökler çarpımı da sağlar mı? Elbette sağlar. D bölü A da x1 çarpı x2 çarpı x3 de D bölü A'dır diyebilirsiniz sevgili gençler. Evet geçtik bir diğer sorumuza. X eksi 3 çarpı x kare eksi 2 x eksi 5 eşit 0 denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bize. Şimdi şöyle diyelim. Tamam. Bir şeye baktım da şuradan kökleri bulduysak onu da sağlatalım diye baktım üstteki soru için ama köklerin hepsini bulmamışız. Dolayısıyla gerek yok. Gerçi şuradaki kökler çarpımımız neydi bizim? Şuradaki kökler çarpımız eksi 5'ti. Buradaki kökümüz de eksi 3'tü. Çarparsak ne gelir? 15 gelir değil mi? 15 geliyor mu? Bakın o da gelmiş zaten. Şurası gençler. Ben şuradan bir tane kök bulmuştum ya. Kökler çarpımımız ne burada? Eksi 5. Şu kökümüz ne? O da eksi 3 değil mi? Ben bunu da eksi 3 ile çarparsam ne gelir? Artı 15 gelir. Demek ki kökler çarpımımız da 15 gelecekmiş. Kökler çarpımı şuradan eksi 5 geldiğine göre. Şimdi şuraya bakıyorsun. Kökler şurasına geldi. Eksi 15 gelmişti. Şurayı doğru yapmış mıyız? Onu kontrol edeyim bir. Eksi 24 artı 9 eksi 15. Şurası eksi d bölü a olabilir mi diye düşündüm şimdi. Onu hemen açıklama kısmına ekleyeyim arkadaşlar. Tam olarak hatırlamıyorum. Müfredat dışı olduğu için tam olarak hatırlamıyorum. Eksi d bölü a veya d bölü a onu size söyleyeceğim ben. Merak etmeyin. Açıklama kısmından bunun yorumunu bulabilirsiniz. Şimdi x eksi 3 çarpı x kare eksi 2 x eksi 5 eşit 0 denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi ben bir tane kökünün ne olduğunu biliyorum zaten. Burada 3 var. O yüzden şurayı artık görmezden gelebilirsin. Bir tane köküm 3. Kökler toplamı sorulmuş. Şuradan da kökler toplamını buluruz gençler. Buranın kökler toplamı da 2. Buradan gelen 2 tane kökün toplamı 2. Buradan gelen kök de 3. O halde kökler toplamımız 3 artı 2'ler ne gelecek? 5 gelecek diyebiliriz. Bak şu kafama çok takıldı ha. Ama hallederiz. Açıklama kısmında. Yani eksi b bölü a ile eksi d bölü a mıydı yoksa d bölü a mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Gerçekten müfredat dışı bir şey. Uzun zamandır da karşıma çıkmamıştı ama bir bakarız sizin için ya sıkıntı yok. X kare artı 3'ün karesi eksi 11x kare eşittir 5 denkleminin kökler çarpımı. Hadi bakalım. İstersen videoyu durdurup burada biraz kendini çözmeye çalışıp daha sonrasında videoyu devam ettirebilirsin. Ama dinlemek istiyorsan da direkt dinleyebilirsin. Şimdi ben bu soruda ne yapardım? Bir düşünelim.
X kare artı 3'ün karesini bir açardım ben. Şuranın karesini bir açardım. X üzeri 4. Tamam mı? Artı 2 çarpı 3 çarpı x kareden 6x kare. Artı 3'ün karesi 9. Eksi 11x kare eşittir 5. Bu ne işimize yaradı? 4. dereceden geldi. Şimdi gençler, x üzeri 4 biraz düzenleyeyim. 6x kareden eksi 11x kare, yani 6x kareden 11x kareyi çıkar. Eksi 5x kare. Şu 5'i de 9'un yanına gönderirsen ne gelir? Artı 4 eşittir 0 olur mu? Olur. Şimdi ben burada x üzeri 4 ve x kare, ikisi de birbirinin kuvvetleri katı ya. X kareye ben t dersem x üzeri 4 ne olur? T'nin karesi olur. O halde ben burayı t'nin karesi eksi 5t artı 4 eşittir 0 diye ne yapmış oldum bu şekilde? İkinci dereceden denkleme dönüştürdüm ben bunu. O zaman t'ye t eksi 4'e eksi 1 derim. Ve buradan t eşittir 4 ve t eşittir ne gelir? 1. E t diye neye demiştik biz? X kareye. Demek ki x kare eşittir 4 ve x kare eşittir 1'miş. Neyin karesi 4'tür? X 1 eşittir 2. Başka? Eksi 2. Neyin karesi 1'dir? X 3 eşittir 1. Başka? X 3 eşittir eksi 1. Demek ki köklerimiz 2, eksi 2, 1 ve eksi 1'miş. Peki bunların çarpımı ne? Tabii ki 4'tür sevgili gençler. Bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra bir aşağıdaki soruya bakalım. Bunda da değişken değiştireceğiz. Bu arada bu soruda yaptığımız yöntemin ismine değişken değiştirme yöntemi diyoruz. Yani x olan değişkeni t'ye dönüştürdük. Sebep, dördüncü dereceden olan bir denklemi ikinci dereceden denkleme dönüştürdük ki çözümünü daha kolay bir şekilde yapalım. Gene aynı şekilde aşağıda polinom bile olmayan, yani ikinci dereceden denklem, üçüncü dereceden denklem diyemeyeceğimiz bir denklem var. Bunun da değişkenini değiştirerek ikinci dereceden denklem yapacağız ve o şekilde çözeceğiz. Nasıl mı? Şu şekilde. Ben buradaki ifadeyi, bakın şu 4 üzeri x dediğimiz ifade aslında 2'nin karesinin x'inci kuvveti. Bu da 2 üzeri x'in karesidir. X ile 2'nin yerleri değişebilir. Yazalım. 2 üzeri x'in karesi eksi 3 çarpı şu 2 üzeri x artı 1 var ya, ben onu 2 çarpı 2 üzeri x diye yazabilir miyim? Üstler toplanıyor sonuçta çarpılırken üst sayılar. Artı bir de 8'imiz var eşittir 0. Şimdi ne yapacağım? 2 üzeri x'in karesi eksi 3 kere 2 6 çarpı 2 üzeri x artı 8 eşittir 0 mı? Aynen. Peki ben şuna t dersem şurada t olur mu? Olur. T'nin karesi eksi 6t artı 8 eşittir 0 geldi bile. Şimdi burayı t'ye t, burayı da eksi 4'e eksi 2 diye açarım. Buradan t ne gelir? 4. Diğer t ne gelir? 2. T diye neye dedim ben yukarıda? T dediğimiz şey 2 üzeri x'ti. Dolayısıyla 2 üzeri x ya 4'müş ya da 2 üzeri x 2'ymiş. O halde neyin karesi, 2'nin hangi kuvveti 4'tür? 2. 2'nin hangi kuvveti 2'dir? 1. Demek ki bir kökümüz 2'ymiş, diğeri de 1'miş. Neyi sormuş bize? Köklerin toplamını. O halde 2 ile 1'in toplamı 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Dedik ve geçtik diğer sorumuza. Soruya geçmeden önce tabii şurayı da okumamız gerekiyor. Çünkü alt taraftaki soruyla alakalı bize bilgiler veriyor. Diyor ki kareköklü denklemlerin çözümünde kareköklü terim yalnız bırakılır. Her iki tarafın karesi alınarak denklem kökten kurtarılır. Karşımıza çıkan denklem çözüldükten sonra yalancı bir kökün olup olmadığına bakmak için bulduğumuz kökleri denklemde yerine yazarız. Sağlamayan değerleri de çöpe atarsın. Hocam bu yalancı kök ne? Yalancı kök dediğimiz şey arkadaşlar, aslında sen denklemi çözerken bulduğun köklerden birisidir. Bulduğun ifadelerden, sayılardan birisidir. Denklemin çözümü gibi durur. Ama aslında denklemi sağlamaz. Bunun sebebi ise biz denklemi hafiften değiştiriyor olmamız. Birazcık değiştiriyoruz. Nasıl mı değiştiriyoruz? Şu şekilde. Eğer elimizde bu şekilde bir denklem varsa, bu şekilde olmasa bile buradaki köklü ifadeyi yalnız bırakacaksın sen ve her iki tarafın karesini alacaksın. Bakın az önceki yaptığımız değişiklikten, hani bahsettiğimiz değişiklik buydu. Her iki tarafın karesini alıyorsun. Dolayısıyla kök çoğaltıyorsun aslında sen. Peki kök x'in karesi nedir? X. 1 eksi 2 x'in karesi nedir? 1'in karesi 1. 2 eksi 2 x'in karesi 4 x kare. Ve eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 x'ten de, pardon, 2 x'ten de eksi 4 x gelir. Hepsini bu tarafa yığın bakalım. 4 x kare eksi 5 x ve artı 1 eşittir 0 diyelim. Ben burayı 4 x'e x diye, burayı da eksi 1'e eksi 1 diye açarsam çarpımlar artı 1'dir. Eksi 4 x eksi x daha da eksi 5 x yapar. Demek ki x eşittir ya 1 bölü 4'müş ya da x eşittir 1'miş. Bunları nereden bulduk? Şunları çözerek bulduk. Pekala. X'im ya 1 bölü 4 ya da 1. O halde sanki cevap şuymuş gibi geliyor.
Ama cevap şıkkı Bursa arkadaşlar. Peki neden? Çünkü arkadaşlar x gördüğünüz yere 1 yazarsanız birden 2'yi çıkarın eksi 1. Kök içerisinde 1 eksi 1 değildir. Yani bu bir yalancı köktür. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur 1 bölü 4. Ki onu da sağlayıp sağlamadığına lütfen bakın. O sağladığı için ben direkt işaretledim sevgili gençler. Geçtim. Bu da son sayfam sanırım. Ve sonrasında ödev testleriniz var. Ödev testlerinizin çözümlerini Irmak Hoca Matematik kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Değerli eşim sizler için bu testlerin çözümlerini yapıyor ve YouTube kanalına yüklüyor. Haberiniz olsun. O kanala da abone olup bildirimleri açmayı falan işte onları da unutmayın. 5 artı 2x'in karekökü 5 eksi x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Her iki tarafın karesini alacaksınız. Yani 5 artı 2x eşittir. Bu tarafın karesi nedir? 25 eksi 10x artı x karedir. Peki hepsini sağ tarafa toplayalım bakalım. X kare 2x'i sağ tarafa atarsan eksi 12x gelir. 5'i bu tarafa atarsan artı 20 gelir eşittir 0 diyelim. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 10'a eksi 2 diye açarsam çarpımları 20 olur. Toplamları da eksi 12 olur. Mis gibi olur. X1 eşittir 10 ve x2 eşittir 2'ymiş. Şimdi tabi bu soruda bir düzeltme var. Şu şıkkı 2 diye değiştirdim sevgili gençler haberiniz olsun. Şimdi x1 eşittir 10 ve x2 eşittir 2. Peki ikisini de yerine yazacaksınız. 5'ten 10'u çıkar, eksi 5 mi gelir? Karekökli bir sayının sonucu negatif olabilir mi? Olamaz. Demek ki bu kök değilmiş. 2'yi yerine yazdığın zaman kök 9 eşittir. 5 eksi 2'den 3 gelir. Bu da sağlayan değerdir. Demek ki cevabımız Edirne seçeneği olacakmış sevgili gençler. Altta soru yok. Son sayfamız olduğu için 3 tane sorumuz kalmıştı. Onları da buraya bu şekilde sığdırdım arkadaşlar. X kare eşittir. Mutlak değer x artı 2. Şimdi bunlar da mutlak değerli. Şimdi köklüleri geçtik. Mutlak değerli çözeceğiz. Bunları da çözerken çoğumuz hata yapıyoruz. O yüzden o hataları engellemek adına bu iki örneği de iyi dinliyorsun. Şimdi dün fonksiyonlar dersinde ben size mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değerler bizim kritik noktalarımız demiştim. Dün değil ondan önceki gün. Şimdi kritik nokta olarak ben ne belirleyeceğim o zaman? Kritik noktamız burayı sıfırlayan x değeri nedir? Eksi 2'dir. O halde diyeceğim ki x eksi 2'den küçükse ve x eksi 2'den büyükse hatta bunlara eşitlik de koyabilirsin. Çünkü eksi 2 eşitken ikisi de sıfır olacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Pekala x eksi 2'den küçükse x kare bakın şurası nasıl çıkar? Eksi x eksi 2 diye çıkar. Burası da x eksi 2'den büyükse x kare eşittir. X artı 2 diye olduğu gibi çıkar. Bu iki denklemi de çözeceğim ben şimdi. X kare artı x artı 2 eşittir 0 yapar ve x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 yapar. Şimdi şuraya baktığımız zaman deltasını buluyorum. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 7 gelir ve eksi 7 sıfırdan küçüktür ki delta sıfırdan küçükse demek ki çözüm kümesi bu kısmın boş küme. Zaten kök gelmiyormuş. Bir de sağ tarafı kontrol edelim. X'e x diye eksi 2'ye artı 1 diye ayırdım. X eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 geldi. Hayda o zaman köklerimiz 2 ile eksi 1'miş diyeceğiz sevgili gençler. Ama hemen atlamayacağız. Çünkü bu ikisinin acaba eksi 2'den büyük olup olmadığını da acaba bundan büyük mü değil mi? Onu da kontrol edeceğiz. Buraya dikkat edeceksin. 2 eksi 2'den büyük mü? Evet. Eksi 1 eksi 2'den büyük mü? Evet. O zaman cevabımız şimdi atlayabilirsin. 2 ile eksi 1'miş. Yani cevap Ceyhan seçeneğiymiş diyebiliriz. Ve bu da son sorumuz. Son sorumuzu çözmeden önce kanalıma hala abone değilsen, abone olursan seviniriz. Ve bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın sevgili gençler. Şimdi 3x eksi 2'nin mutlak değeri x kare denkleminin kökler toplamı hangisidir diye sorulmuş. Şöyle diyelim. Buradaki kritik noktamız ne arkadaşlar? 2 bölü 3. İçeriği 0 yapan değer. X 2 bölü 3'ten büyük veya eşitse ve x 2 bölü 3'ten küçük veya eşitse deyip bunlara göre bir denklem oluşturalım. 2 bölü 3'ten büyükse zaten 3x eksi 2 eşittir x kare olur. Olduğu gibi çıkar. 2 bölü 3'ten küçükse de arkadaşlar eksi 3x artı 2 eşittir x kare olacaktır. Şimdi ikisini de çözeceğiz. Burada x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 gelir. Burada x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0 gelir. Şimdi burası x'e x eksi 2 eksi 1 diye ayrılırsa x eşittir 2 ve x eşittir 1 gelir. Ben x'in 2 bölü 3'ten büyük olması gerektiğini söylemiştim. Ki zaten x'lerden bir tanesi 2, 2 bölü 3'ten büyüktür.
1 de 2 bölü 3'ten büyüktür. O halde bu ikisi de sağlar diyeceğim. Peki geçelim sağ tarafa. X kare artı 3x eksi 2 eşittir 0. Bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ne yapalım? Deltasına bir bakalım. Delta eşittir. Delta eşittir. 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2. Ne geldi? 17. Demek ki deltamız 17'ymiş. Bu biraz uğraştıracak. Ama çok değil. Şimdi benim B dediğim sayı burada ne? 3. Eksi 3 artı kök 17 bölü 2. Ve bu bir köküm. Diğer köküm de eksi 3 eksi kök 17 bölü 2 gelir. Bunları ben nereden yazdım? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A'dan yazdım. Unutma bunu. Pekala. Şimdi benim x'lerim ne olacak demiştim? 2 bölü 3'ten küçük olacak demiştim. Şu ifade yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? Kök 16'ya çok yakın. Yani 4 küsür 1'li gibi bir sayıdır. Değil mi? O halde bundan bunu çıkarırsam yaklaşık olarak 1'e çok yakın bir sayı bölü 2. Yani yarıma yakın arkadaşlar. Yani 2 bölü 3'ten küçükmüş. 2 bölü 3'ten küçükse bu kök olarak sağlar. Şimdi şuraya bakıyorsun. Üst taraf negatif, alt taraf pozitif. Negatifi pozitife böldün. Zaten burası negatif. 2 bölü 3'ten zaten küçüktür diyorsun. Demek ki bu da sağlar. O halde artık ikisi de sağlıyor ya. Hepsini toplayacağız. 2 ile 1'in toplamı 3. Şunları da toplarsak eksi 3, eksi 3 daha eksi 6 yapar. Kök 17, eksi kök 17 daha 0 yapar. Bölü 2'den eksi 3 gelir. Eksi 3 ile 3'ün toplamı da bize neyi verir? 0'ı verir sevgili gençler. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Ama sen sonuna gelmedin bir videonun. Çünkü daha önünde çok uzun yollar var. Konu bilmiyorsan çok konu çalışacaksın. Ve mutlaka ama mutlaka bu öğrendiğin konularla alakalı olarak da bir sürü soru çözeceksin. Ki konu pekişsin. Burada anlattığımız soruları anlamış olabilirsin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Zaten anlamaman için de bir sebep yok. Çünkü çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Ama ben ne kadar iyi anlatsam da sen de bu konuyu ne kadar iyi anlasan da soru çözmeden olmaz arkadaşım. O yüzden mutlaka gidiyorsun. Buradaki ödev testlerini çözüyorsun. Ödev testlerinden çözemediklerin olursa Irmak Hoca Matematik kanalına gönderiyorum seni. Bak burada 24 tane hemen çıtır çıtır bitecek soru var. Bunların çözümlerini bulamadıysan eğer Irmak Hoca Matematik kanalına gidiyorsun. Çünkü Irmak Hoca senin için orada bu testlerin çözümünü yapıyor. Hemen oradan yapamadıklarını öğreniyorsun. Daha sonra ikinci dereceden denklemler için yayınladığım XXL soruları ve ikinci dereceden denklemle alakalı yaptığım canlı yayının tekrarını izleyebilirsin. Gene yetmediyse Acil Matematik TYT ve AYT Soru Bankası'ndaki ikinci dereceden denklemler sorularını bir gözden geçirebilirsin. Onların da çözümleri yine benim kanalda mevcut sevgili gençler. Eğer hala anlamadıysan ki mümkün değil, hala anlamadıysan artık ben de senin için dua ediyorum. İnşallah sınavda yaparsın diyorum. İnşallah sınavda karşına çıkan soruları yaparsın diyorum. Evet, bu videonun ve bu güzel soruların sonuna geldik arkadaşlar. Diğer konu anlatım videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.